çok samimi bir soru sorarak başlayacağım. Ne zaman yaşlanacaksın abi? Yaşlanıyorum yavaş yavaş da ya. Siz de beraber yaşlandığınız için benim üzerimden teselli yapıyorsunuz falan. Yapma. Hiçbirimize yaramıyor netice itibariyle, anladın mı? Cemal Ünal dediğimiz zaman herkes yani seni isim olarak bilmeyen bile ıssız adam diyor. Bu artık üstüne yapıştı. Bu rahatsız ediyor mu seni? Yok canım, niye rahatsız etsin? Başarılı bir sinema filmim var benim. Yani dünya sinema tarihinde geçen bir iş yaptım ben. Evet. Çok mutluyum, çok gurur duyuyorum tabii ki. Ve yaptığım bir işle tanınmak hani ve sevilmek, hani bir de insan içinde rahat rahat olabilmek çok büyük lüks bunların hepsi. Hepsini üste koyduğun zaman. Şimdi yaptığımız işte gururlanıyoruz ama şimdi Cannes Film Festivali'nde Kırmızı Halı'ya baktık. Kasap da var, efendime söyleyeyim şeyde kebapçı da var. O Cannes filmindeki Kırmızı Halı sanki birazcık değişti mi? Ne oldu oraya? Abi yok, o bizden kaynaklanıyor. Neden? Çünkü ayranımız yok içmeye, tahtırevanla gidiyoruz içmeye. O yüzden, başka bir şeyden değil. Refah'ta çok büyük bir insanlık dramı yaşandı. Bir sanatçı olarak duygularını alabilir miyim? Ya kabus, benim bu iş başladığından beri, yani İsrail'in Gaza saldırıları başladığından beri çok ciddi uykum kaçırıyor. Bunun çok ağır sonuçları olacağı da belliydi. Bir devlet olarak da çok özensiz davranacakları, çok hoyrat ve çok acımasız davranacakları da belliydi. Arkasında kim varsa hepsinin Allah belasını versin. Sokak hayvanlarının da uyutulması gündemde. Bu konuda neler söyleyeceksin? Sizce bu bir soykırım mı? Evet. Çünkü bir insan olarak biz çok fazla yer işgal ediyoruz ve başka hiçbir şeye yaşam hakkı vermiyoruz. Sadece şu kadarını söyleyeceğim. Yani burada yaşam hakkı, ben köpekleri çok seviyorum. Sokağımda köpek olması benim için bir güvenlik. Benim için bu güvenlik. Hepimiz için bir güvenlik. Ve dünyada çok az şehir kaldı sokaklarında hayvan olan. Sokaklarında bizim gibi hayvanlarını itilaf eden şeyler, bizim gibi geri zekalılar, işte sokak hayvanlarının hayvanlarını bilmeyen aptallar ve diğer niteliksiz varlıklar bu şehri aynı Londra, New York gibi böyle sıçan basan bir şehre çevirecekler. Çünkü bir hayvan gidecek, yerine öteki geçecek. Sen de bunu sübvanse edemezsin. Biz bu kadar yer çok işgal ettiğimiz için, anladın mı? Böyle kocaman kocaman binalar dikip bütün yaşam hakkını emdiğimiz için onlar bizim sorumluluğumuz. Ben böyle görüyorum. Aksi düşünen hiç kimseye de saygım yok. Ne gazeteci, ne siyasetçi. Bir de ne kadar süre uyutulacak diye soranlar var. Onlar da bizi yönetiyorlar falan. Allah belamızı vermiş bizim. Bizim işimiz rast gitmez.